Merhaba, hoş geldiniz sevgili adaylar. Tercih maratonu devam ediyor. Son 8 günün içindeyiz. Bu sürede bölüm ve üniversiteleri çok iyi tanımalısınız. Yine tanımaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tanıyacağız. Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar anlatacak. Başlayalım. Evet, Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nuriye Hanım. Elbette sizlere sorularım olacak. O sırada da Süleyman Hocam da Instagram'dan gelen öğrencilerin soruları var. Onları cevaplayacak. Hemen başlayalım hocam. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un öğrencilik ve hocalık yaptığı bir tarihi binayı taşıyan üniversite. Tarihini ve kuruluşunu sizden dinlemek isteriz. Evet, efendim sözlerime başlarken değerli izleyicileri ve çok değerli adaylarımızı, öğrencilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemiz bahsettiğiniz gibi tarihi bir mekanda, yani yaklaşık 130 küsur yıllık bir süre içerisinde hep eğitim kurumu olmuş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da işte sözünü ettiğiniz gibi öğrencilik ve hocalık yaptığı ve 1892 yılında öğretime resmen başlayan Halkalı Ziraat Mektebi Alisi ya da Baytar Mektebi diye de bilinen ve Cumhuriyet döneminde de gene bu ziraat ya da tarım üzerindeki eğitim faaliyetlerini yüksekokul ve lise olarak sürdürülen, daha sonra da üniversitemizde tahsis edilen Halkalı Ziraat Mektebi'nde 630 dönümü aşkın bir kampüste faaliyet gösteriyoruz. Konum olarak? Evet, Halkalı'da, yani İstanbul Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı'da. Burası aynı zamanda yani hep eğitim kurumu olması ve tarihi binalara sahip olmasının yanı sıra gene orada şehrin ortasında efendim anıtsal ağaç dediğimiz ve tabiat varlıklarını koruma kurulu korumasında olan orman şeyine varlığına da sahip bir alandır. Evet, çünkü liseden çıkınca adaylar aslında hep bir kampüs hayatını merak ediyorlar. O atmosferi solumak istiyorlar. Evet. Nasıl bir kampüs bekliyor adayları? Yani şöyle söyleyelim, 600 dönümü aşkın bir arazi var. Mini bir korumuz var, piknik alanı var. Fakülte binaları, büyük bir kütüphane, 1000 kişiden fazla kişinin aynı anda çalışabileceği elektronik ve basılı yayınların yeterince zengin olduğu bir kütüphanemiz var. Stadımız, kapalı spor salonumuz, açık ve kapalı tenis sahamız, öğrenci yurtları, kız ve erkek öğrenci yurdu, hocalar için sınırlı sayıda da olsa iki bloktan oluşan konuk evlerimiz, camimiz, yürüyüş yerlerimiz, güzel, yani hem yani sportif, sosyal aktiviteler için uygun bir şeyimiz şehirle var. Şehirle iç içe bir kampüs görüyoruz. Evet, şehrin de ortasında bütün bunları olurken böyle bir kampüs. Evet. Gerçekten gelenlerin, görenlerin beğendiği ve bizim de orada çalışmaktan büyük haz aldığımız ve öğrencilerimize de hani takdimden hoşnutluk duyduğumuz güzel bir kampüs. Evet, devam edeceğiz ama evet. Instagram'dan gelen birkaç soru alalım hocam. Hocam yani 13. saniyede sadece 30-40 tane soru vardı. Evet. Hocam siber güvenlik meslek yüksek okulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuklar hemen önümde benim. LinkedIn ilanlarında veri bilim uzmanı, veri analisti, bilgi güvenliği teknolojisi son 5 yılda 4 kat büyüme göstermiş. En hızlı gelişen iş alanlarından bir tanesi de arayüz tasarımı hızla talep görüyor. Hemen şuradan birkaç soruyu daha alacağım. Deprem bölgesiyle ilgili diş hekimliği 78 bindeyim. Kaçtan başlamalıyım? 40 binlerden başla. Nuriye, hemen iki sorudan sonra hemen tabii Ahmet hocama hocam dönüyoruz. Psikoloji bölümünün önü açık mı? Çocuklar, psikoloji bölümünün önü kapalıysa demek ki gerçekten söylüyorum, yazabilecek bölüm kalmıyor. Elbette ki psikoloji bölümünün önü açık. Son bir soru daha. Aktüerya mı, istatistik mi? İkisini de yazabilirsiniz ama istatistikte okuyup veri biliminde yüksek lisansla yavaş yavaş yazılıma doğru gidebilirsiniz. Bu da özel bir uyarı olsun ve Ahmet hocamdayız. Bölümler soruluyor, o yüzden biz de fakültelere geçelim hocam. Hangi fakülteler var? Akademik yapıdan bahsedelim biraz. Evet, 8 tane fakültemiz var. Eğitim Fakültesi, İslam İlimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri fakültelerimiz herhalde 8 oldu.
ve eğitim fakültemiz, en başta söylemiştim. Hukuk var bir de. Ve bu fakültelerimizde bizim 38 programımız var. Bu 38 programdan iki tanesinde, yani müzik ve şeyle ilgili programımızda, sporla ilgili programımızda özel yetenek sınavıyla, diğerleriyle merkezi yerleştirmeyle öğrenci alıyoruz. Ve 38 program içerisinde demin söylediğimiz gibi, yani sosyal, temel bilimler, eğitim ve mühendislik alanlarıyla ilgili programlarımız söz konusu. Ve bu programlarımızda yaklaşık bizim 8000'e yakın öğrencimiz var. Bu arada tabii bu fakülteler içerisinde, bunun dışında gıda, helal gıda araştırma merkezimiz Sabri Ülker var. Özel olarak farklı şey olduğumuz. Bir de biz de İslam iktisadı ya da İslam ekonomisi dediğimiz alanda da Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerindeyiz biz, arasındayız. Ve burada bizim hem lisans hem de lisansüstü düzeyde çalışmalar yapıyoruz. Hocam gülümsediniz, bir soru mu geldi? Deprem bölgesi sorusu 2. üst üste demiş. Sevgili Güneş, gözlerinizden öperiz, her soruyu cevaplıyoruz aslında. Hani orada bir bilinmezlik var. Ankara Üniversitesi okul öncesi mi, 19 Mayıs özel eğitim mi? Okul öncesi mi, özel eğitimin ataması daha fazla. Bu TÜİK'in raporlarında birinci sıradaydı. Hocam diyor, mesela ben de bunu hocama sormuş olayım. Tabii. Hocam 22 bindeyim diyor, sayısaldan hangi bölümü seçmeliyim, hangi üniversiteyi seçmeliyim diyor. Ben de siz cevap verin, sizi niye seçsin mesela? Bizi niye mi seçsin? Evet hocam. Efendim tabii sevgili öğrencimiz bizim puanını tutan bir yerini, alanını seçerse ve gelirse... 22 bin hocam tutar. Yok, memnuniyet yok yok, yani hani seçip bize gelirse memnun olurum. Değil. Ama şunu söyleyelim, yani netice itibariyle biz elbette ki öğrencilerimiz gelmek isteriz ama kendileri tabii hangi alanı istiyorsa, yani siz aslında bu konuda daha uzmansınız. Ama şunu söyleyelim, genellikle... Yani mühendisliğinizi seçecekse özelliği nedir? Sayısal, ya onu sormak istedim hocam. Ha, sayısal alanla ilgili bizim mühendislikte bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, gıda mühendisliği gibi bölümlerimiz var. Dolayısıyla bunlardan, yani uygun gördüklerim, mimarlık, iç mimarlık bölümümüz var. Dolayısıyla bunlardan kendi hangisi hoşuna gidiyorsa bunlar da tutabilir. Yani tutar. Aslında o soruyu şöyle de çevirebiliriz, evet. Süleyman Hocam'ın sorusunu. Hı-hı. Şimdi eğitim anlayışı. Burada çünkü aslında teorik kadar pratik uygulamalı, evet, eğitimler önemli. Mesela staj imkanı. Hı-hı. Onlardan bahsedebiliriz. Evet, şimdi şöyle, biliyorsunuz bazı programlarda, üniversitelerde staj zorunlu. Bazılarında da isteğe bağlı. Bir kere zorunlu olan yerlerde, yani programlarda, uygulamanın zorunlu olduğu alanlarda bunları zaten yapıyoruz. Yani eğitimde, sağlık bilimlerinde, evet, mühendisliğin bazı alanlarında, spor ve benzeriyle ilgili alanlarda bunları zaten yasaların gereğince en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun dışında zorunlu olmayan yerlerde de hem kariyer merkezimiz hem de ilgili diğer birimlerimizin iş hayatıyla yaptığı bağlantılar ve işbirliği ve de bir kısım protokoller bağlamında öğrencilerimizin staj imkanından yararlanması için de gayret gösteriyoruz. Bu arada belki ilgili olduğu için şunu da söyleyelim. Aynı zamanda, yani birçok üniversitede olduğu gibi bizim üniversitemizde de girdiğiniz programın dışında yan dal ve çift ana dal yapma imkanı da var. Onu da ifade edelim. Evet. Bir soru daha. Tabii şimdi hocam, orada bir kafa karışıklığı oluşmuş. Deprem bölgesiyle ilgili bazı kafa karışıklıkları var. Çocuklar dikkat edin. Hocam günlerdir yazıyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Çocuklar, binlerce soru geliyor. Görüyorsunuz zaten. Sıralamam 26 bin, deprem kontenjanım da var. Tıp gelir mi? Geçen sene 30 bin ile kapatmış. Çocuklar, deprem bölgesinde 30 bin ile kapatan tıp belki Adıyaman ve Harran olabilir. Ama onun dışında 30 bin ile kapatan yer doğuda. Daha doğuya gidin. Tıp bu bölgelerde 26 binden 30 bine düşer mi? Düşer. Deprem bölgesindeki tıpları yazdığın zaman yerleşemezsen ayrıca bir de ek kontenjandan yararlanıyorsun. Sevgili öğrencimize bu uyarıyı da vermiş olalım. Evet. Şimdi Ahmet Hocam da çift anadal ve yandaldan bahsetti. Aslında burada uluslararası fırsatlar da çok önemli. Mesela çift diploma programı mevcut mu sizde? Evet, zaten çift anadal bir bakıma o anlama geliyor. Evet. Mavi diploma diyoruz. Evet, yani yani mavi, tabii yani öyle bir isimlendirme var. Buradaki şey tabii o mavi diploma illa çift dal anlamına gelmiyor. Yani herhangi bir diğer diploma için geçerli olan
özellikle Avrupa ülkelerinde hani geçerli, muteber bir diploma mıdır verdiğiniz. Dolayısıyla zaten o koşullara uygun, yani müfredat da öyle olduğu için o özelliğe de sahip bizim diplomamızda. Çift dalda iki tane dalda öğrenci aslında diploma sahibi oluyor. Yan dalda da birinde diploma, birinde sertifika sahibi oluyor. Dolayısıyla burada çalışkan, istekli öğrencilerimize bu imkanı da sağlıyoruz. Evet, peki. Şu soruyu da cevaplayalım. Tamam, alalım hocam, buyurun. Şimdi değerli öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler denklikleri peşinen kabul edilmiş olan ve ÖSYM'nin kılavuzunda olan üniversiteler olup bunların denkliği asla var. Yani onu bilin. Öyle bir aklınıza başka bir şey gelmesin. Eğitim kalitesine gelince işte hocam da burada eğitim kalitesi bir bölgedeki üniversitelerde tamamen kötü ya da tamamen iyi diyemiyoruz. Üniversiteye özel bir şey. Şimdi Sabahattin Zaim konuğumuz burada ve Ahmet hocamız güzel anlatıyor. Ve üniversitenin öğretim üyesi kadrosu akreditasyonlarını anlatıyor. Bunlara bakarak karar vermeniz gerekiyor. Buyurun hocam. Evet, Ahmet hocama da burs olanaklarını da soralım ayrıca öğrencileri bilgilendirmek için. Evet, şimdi Süleyman hocam akreditasyondan bahsetmişken hemen şunu söyleyelim. Bu baharda işte Yüksek Öğretim Kalite Kurulu 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon verdi. Bunlardan birisi de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemiz. Dolayısıyla yani hani çünkü eğitimin kalitesinde yani süreçlerin kalitesi büyük önem taşıyor. Bu bakımdan bunu da sevindirici bir sonuç olarak görüyoruz. Bu konuda kalitemizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi burs imkanlarına geldiğimizde şunu söyleyelim. Üniversitemizde zaten malum YÖK'ün belirlediği şekilde bir ücretlendirme söz konusu. Yani belli oranda öğrenci, %15 öğrencilerin tam bursu yani ücretsiz okuyor. Onun dışında 25, 50, 75 gibi şeyler var. Yani indirim ya da burs oranları söz konusu. Bizim üniversitemizde de %25 yani tam burslu, %25 indirimi, %50 indirimli ve ücretli programlar da var. Bunun dışında bizde tercih bursları var. Yani programlara göre bunlar değişebiliyor. %15 ile %30 arasında değişiyor. Mesela bazı programlarımızda ilk tercihe yerleşirseniz %30 indirim alıyorsunuz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci tercihlerinizden birisine yerleşirseniz %25 alıyorsunuz. Bazı programlar var ki bu oranlar orada da 20'ye 15 olarak uygulanıyor. Bunun dışında başarı burslarımız var. Eğer öğrenci bir yıl içerisinde kendi sınıfı programı içerisinde ilk dereceye girerse birinciye biz izleyen senede hiç ücret almıyoruz. Tam burs uyguluyoruz. İkinciye %75 indirim yapıyoruz. Üçüncüye de %50 indirim yapıyoruz. Bunun dışında ayrıca derece burslarımız var. Yani işte sayısal, eşit ağırlıklı, sözel ve benzeri dil alanlarında üniversite yerleştirme sınavında bize YKS'de derece yapanlar. Derece yapanlara da ayrıca yani ekstra parasal burs veriyoruz. Yani 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 6000 lira sürekli falan gibi. Hocam. Bunlar öğrenim hayatı boyunca veriliyor. Normal süre boyunca verilen burslar. Bunun dışında tabii başka sosyal amaçlı burslarımız da var. Yani çalışanlarımızın çocukları falan gelirse onlara indirim yapıyoruz. Şehit gazi yakınlarına indirimlerimiz var ve benzeri. Bunun dışında bir de tabii SKS bursu dediğimiz ihtiyaç sahibi olan yani muhtaç olan hani bilimsel çalışma ya da performansının dışındaki ihtiyaç özelliklerine dayalı olarak da orada da arkadaşlarımıza, öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde burs imkanı sağlıyor. Tercih bursu var mı hocam? Tercih bursu mu? Evet. Beş, anlattı. Tercih. Ben buradan soru anlattı seçiyorum, atlatmışım. Soru beş. Okurken kaçırdınız hocam. Değil mi? Evet. Evet, birkaç var. Soru alabiliriz hocam. Hocam 22.000'deyim. Hatay tıp mı, Kahramanmaraş tıp mı? Çocuklar ben o bölgenin insanıyım ve ikisi hakikaten eşit yani. Hakikaten. Hatta Hatay tıpta benim kardeşimin çocuğu da okuyor. Mutlu, memnun. Bu Maraş'ın seçilmeyeceği anlamına gelmiyor. Lütfen öyle düşünmeyin. Peyzaj mimarlığı mı, istatistik mi? Tabii o peyzaj mimarlığı da güzel bir meslek ama ben istatistik, yani şahsıma sorduğunuz için istatistik diyeceğim. Son bir soru Nurya. Eşit ağırlıkta 90 bin sıralamadayım. Ne önerirsin? Aslında ben hocamdan da, şimdi sen o 90 bindeysen işletme iktisat gibi bölümleri de seçebilirsin ve hocam bir işletme profesörü. Hocam ne dersiniz işletmede iş bulabilmesi ve yol olabilmesi için?
Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Yani bu puanla, 90 bin sırayla mühendislikleri de seçebilir aslında. Yok, eşit ağırlık öğrencisi hocam. Ha, eşit ağırlık mı? Ha. Yani, sayısal değil. Şimdi şöyle, işletme tabii eğitimin yani çok fazla yaygın olarak birçok üniversite bulunan bir bölüm. Ama eğitim, ben işletme alanının önemli bir alan olduğunu düşünürüm. Ve hani joker bir alan desek yeridir. Gerçekten de yani işletme, yani kamudan özel sektöre kadar çok geniş bir yelpazede, evet, çalışma imkanı sağlıyor. Çok ifadeleri kullanılsa da aslında alanı çok geniş. Yabancı dil orada etkili mi hocam? Yani işletme yok ama mutlaka yabancı dil de öğren diye. Şimdi şöyle söylerim. Yani bugün yabancı dil bilmek, hangi alanda okursanız okuyun, şey yani hani artı bir özellik ve değil önemli mi? Bir yetkinlik. Dolayısıyla bunu zaten tavsiye ediyoruz. Ama işletmenin şu özelliği var. Hem genel olarak yani kamu yönetiminde de bugün yani işletme mezunları yani hem kamu yönetiminde kaymakam ve benzeri görevlerde alabiliyorlar. İdare mahkemelerinde görev alabiliyorlar. Özel sektörde çalışma imkanı var. Kendi içinde de pazarlama, satıştan, finanstan, muhasebeden, insan kaynakları yönetimi ve işte operasyon ya da üretim yönetimi falan gibi birçok alt alan da içeren bir alan. Dolayısıyla burada yani o puanla pekala güzel bir programa da, yani işletme programına da öğrencimiz girebilir. Ve tabii vakıf üniversitelerine giderse de belli indirim ve burs olanaklarından da yararlanacak bir puan olduğunu düşünüyorum. Yurtlardan bahsettim hocam, o çok önemli. Evet, evet. Sizin yurt kapasiteniz de iyi hocam. Hem yurtlardan hem de konaklamadan değil bahsettiniz. Değil mi? Evet. Misafirler için. Evet. Buyurun, devam edin. Efendim şimdi yani üniversitemizin şu anda yani küsurata girmeyeyim, yaklaşık hani 300 kişiye yakın kapasitesi bir kız yurdu. 300 kişiye yakın, yani işte 270-280 bilmem kaç falan diye o detaya girmeyeceğim. Yani kabaca maksimum 300'er kişilik, 600 kişilik kapasiteli, 300'ü kız, 300'ü erkek olmak üzere kampüs içerisinde yurdumuz var. Bir. O çok önemli ki, hocam. Evet. Bu sene bir başka vakıf üniversitemizde ortaklaşa olarak yakın bir mevkide biz. Aynı zamanda 250 kişilik bir kız öğrencilerimiz için bir talep yani burs şey yurt imkanı oluşturduk. Bu arada hemen parantez içinde şunu söyleyelim. Hem bu sene gelecek öğrenciler için tabii bunun pratik bir anlamı olmayabilir ama 2 sene içerisinde bitirmeyi planladığımız, şu anda yaklaşık 800 bin arasında değişen bir kapasiteye sahip yurt projemizin de çalışmaları şu anda başladı. Yani proje yapıldı aslında, inşaatla ilgili ön hazırlıklar yapılıyor. Onu da ifade edelim. Burada bir de yabancı ve İstanbul dışına gelen hocalarımız için ve belli ölçüde ihtiyaç sahibi olan personel ve misafirlerimiz için kullanılan 1+0 ve 1+1 dairelerden oluşan iki tane de konuk evimiz söz konusu. Şimdi bunlar özellikle İstanbul'da hakikaten son derece kıymetli. Yani konaklama ve benzeri şey işleri. Yani olanakları. Tabii ki kampüsün içinde olması özellikle. Çünkü şehir dışından gelecek adaylar. Çok büyük bir avantaj. Yani büyük bir avantaj. Bir de bir şeyimiz, özelliğimizi söyleyeyim. Bizim öğrencilerimizin 2/3'ü kız. Yani neden kızlarımız öyle? Çok. Valla bizi herhalde tesadüf çok beğeniyorlar yani. Değil mi? Yok, yüksek bizim. Tesadüf değil. Bizi özellikle kızlar ve aileler öğretir. Ama hocam kızlar daha seçici ve dikkatlidir, biliyor musunuz? Demek ki sizin eksiğiniz hocam ya yok ya az. İşte neyse, değil mi Nur ya? Güzel bir şey. Daha detaycı değil midir hocam? Evet, daha tabii. Daha detaycıdır. Evet, ve dünyayı oyun ile güzelleştiren de işte Türkiye'de kızlarımız, kadınlarımız, böyle bakmamız lazım olaya. Evet hocam, dilden de bahsedelim. Çünkü çoğu üniversitede artık farklı dilleri de görüyoruz Türkçenin yanı sıra. Sizde yabancı dil programı nasıl? Her bölümde var mı mesela? Efendim şimdi şöyle söyleyelim. Bizim Türkçe, efendim %30 İngilizce, %70 Türkçe, İngilizce ve Arapça belli oranda, %30 oranlar falan da var onlar, programlar var. Dolayısıyla aslında bir ana dilimiz Türkçe'de. Doğal olarak yani, ki esas olarak bence Türk üniversitelerinin eğitim dilimi kural olarak ve esas olarak Türkçe olmalıdır. Ama bunun dışında İngilizce ve Arapça programlarımız da var. Bu arada yani eğer tabii öğrencilerimiz şey isterlerse yani diller okulunda ya da Türkçe eğitim merkezimizde, öğretim merkezimizde zorunlu olan şeyin dışında başka dilleri de öğrenebiliyorlar. Yani en azından aktif olarak söylersek yani yabancılar için Türkçe ve Arapça ya da İngilizce'den birini öğrenmek ya da işte o dili öğrenmek ve Türkçe'yi öğrenme imkanları var. Bunun dışında da popüler dillere göre talebe bağlı olarak yani işte
ilgili kurslar ya da sınıflar açma imkanımız söz konusu. Evet. Evet. Soru alalım hocam. Teşekkürler buyurun. Hocam. Sayenizde tercih döneminde çok şey öğrendik. İstanbul'da oturuyorum. Yakın olduğu için Kocaeli bilgisayarı İngilizce olan AGÜM'ü seçmeliyim. Şimdi çocuklar, o sanayi bölgesi bazlı baktığım için Kocaeli'yi seçebilirsiniz. Bir de dün bir mesaj aldık Nur'ya. Ya ben güldüm ya bunu okuduğumda, mükemmel bir mesajdı. Hocam iyi ki varsınız diyor. Yoksa bu el alem bize onu yazma ataması yok, bunu yazma diyor, mezunu çok diye tercih yaptırmayacaktı diyor. Hocam bir de böyle var. Evet. Şimdi çocuklar bakın, hocam da anlatıyor burada. Siz neyi okursanız okuyun ona ne katacağınızı hesaplayarak mezun olduğunuzda iş bulabiliyorsunuz. Bir tane daha okuyacağım. Şöyle devam ediyorum. Diyelim ki hocam tercih yaptım ve yazdığım yerler için puanım tutmadı, açıkta kaldım. OPP'm düşer mi? Yeni bir lakap takmışlar buna, kırık OPP. Hayır çocuklar, kazandınız. Öyle. Sorulara yeni nesil soru, burada kırık OPP. Kazandınız, kayıt yaptırmasanız bile düşüyor. Ama tercih yaptınız, hiç kazanamadınız, düşmüyor. Buna dikkat edin Nurya. Evet, Ahmet hocama şu soruyu sormak istiyorum. Teknoparklar, evet. Sizde durum nedir? Tamamen faaliyete geçti mi? Evet. Efendim şimdi şunu memnuniyetle ifade edeyim. Üniversitemiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, üniversitesi. Hı hı. Teknoparka sahip bir üniversitedir. 3 blok olarak planlanan şeyimizin, teknoparkımızın ilk bloğu geçen sene bitti ve tamamen kısa sürede doldu. Şu anda 2 tane bloğun, geriye kalan 2 bloğun kaba inşaatları bitti. Bir tanesinin ince inşaatlarının ihale sürecindeyiz. Onu da en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bunun dışında yani bir şunu rahatlıkla söyleyelim. Çok da talep görülen bir alan şey olarak, yani teknopark. Zaten hem fiziksel mekan olarak da dediğimiz gibi güzel. Şehrin ortasında, ulaşımı kolay. Bunun dışında tabii... Üniversite ve iş dünyası tabii, aslında. Tabii. Zaten şöyle söyleyelim. Yani bizdeki demin söylediğim gibi, bizim mesela gıda mühendisliği bölümü ve gıda ile ilgili araştırma merkezimiz var. Helal Gıda Merkezimiz ve çalışmalarımız var. Mesela bu konu işte Sabri Ülker rahmetli onun adına bağışlarla yapılan, destekle geliştirilen bir şeydir, alandır. Hı hı. Zaten vakıf anlayışı biliyorsunuz. Zaten birçok yatırımımız, yani kütüphanemiz, oradaki birçok tesislerimiz ve benzerini büyük oranda bağışçılarımızın, hayırseverlerimizin yardımlarıyla gerçekleştirilen faaliyetler. Onun için ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin evet. diyorum. Hocam bir soru alalım. Çünkü zamanımız daraldı. Evet, sizden bir soru alalım. Hocam uzay mühendisliğinin yanında çift anadal uçak mühendisi okusam gelecek açıdan faydalı olmaz mı? Nasıl olur hem de? Herkese tavsiye ediyorum. Evet Ahmet hocam, sizden de son olarak bir bilim insanı olarak tercih yapacak adaylara buradan ne söylemek istersiniz? Evet. Ben önce bütün adayların en güzel, en isabetli, en isteyerek okuyacakları uygun bölümleri tercih etmelerini temenniyle başlayayım. Burada ben genç arkadaşlarımıza şunu söyleyelim. Herhangi bir tercihte ve o tercihle çıktığınız yolda başarılı olmanın iki koşulu var bence. Bir tanesi, sizin yeteneklerinize, ilginize gerçekten o seçtiğiniz alan daha uygun mu? Evet buna diyebilmeniz lazım. Ama ikinci bir şart daha var. O da orası sizin hoşunuza gidiyor. İstekle okuyabileceğiniz, çalışabileceğiniz bir alan mı? Bu iki şeye dikkat etsinler. Bir de bir başka tavsiye. Özellikle bu aşamalarda ben uzun öğretim üyeliğimiz döneminde de çok gözlemleme imkanımız oldu. Desinler diye tercih yapmasınlar. Harikasınız hocam. Yani harika. Kastım şu, desinler diye. Yani mesela genellikle genç arkadaşlar biraz çevreden baskı da hissediyorlar, aile ve çevresinden. Ya bir yere yerleşemedi demesinler diye gitmeyecekleri yere yazıyorlar. Ondan sonra demin hocamın söylediği gibi kırık OPB gibi, evet. Puan düşmesi gibi. Bir de bunun maliyetine katlanmak evet. zorunda çok kalıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bir tercih çok olsun. Ben herkese hayırlı tercihler diliyor. Saygılar ve sevgiler. Sağ olun. Evet, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tanıdık. Rektörümüz Ahmet Hocam anlattı. Evet sevgili adaylar, yarın 14.30'da bölümleri tanımaya devam edeceğiz. Şu anda aşağıda yer alan sosyal medya adreslerimize sorularınızı göndermeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Evet. Geldiniz. Sağ olun.